Merhaba arkadaşlar, sevgi çiçeği ve çiçeksever takipçilerimiz, bir paylaşımda daha sizlerle beraberiz. Bugün sizlere patatesi evimizde nasıl yetiştirebiliriz, bahçemizde veya saksılarda patates yetiştirmesi konusunda bilgi vereceğim arkadaşlar. Birçoğumuz evlerimizde patates kızartmak için kabuğunu soyuyoruz ve bunları çöpe atıyoruz. Ama bu kabukları geri bir patates olarak dönüştürebiliriz. Şimdi bununla alakalı sizlere bilgiler vereceğim. Ben daha önce yaklaşık 1,5 veya 2 ay kadar oluyor, patatesleri toprağa gömmüştüm ve kabuklarını da gömdüm. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bunlar patates fidanları. Yeşillendi ve gayet güzel bir şekilde büyümeye devam ediyorlar. Evimizde filizlenmiş olan, yani cücüklenmiş olan patatesleri biraz derin bir şekilde keserek bir patatesi 6'ya 8'e bölebiliriz ve bu şekilde dikimini yapabiliriz. Eğer bahçemiz yoksa saksılarda da patatesi yetiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bunlar benim dikmiş olduğum patatesler, görüyorsunuz. Aynı zamanda diktim. Fakat bazıları bayağı gür bir şekilde büyüdü. Bazıları şurada görmüş olduğunuz gibi daha yeni yeni filizleniyor. Hatta şurada çok küçük bir filiz var, görüyorsunuz. Yani patates altta biraz zaman geçse de mutlaka filizlenip yukarıya doğru fışkırıyor arkadaşlar. Ve bunlar zamanla toprağın içerisinde alt kısımda patatesleri oluşacak ve zamanı gelince bunların kazımını yaparak patatesleri sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi de bunları nasıl dikim yapabiliriz, bu konu hakkında uygulamalı olarak göstereceğim arkadaşlar sizlere. Evet arkadaşlar, bahçemizde yetiştirmek için şu şekilde bu şekilde bir arık açıyoruz arkadaşlar. Patateslerimizi göstereyim sizlere, bakın. Zaten kendiliğinden filizlenmeye başlamışlar. Bunların hepsi poşetin içerisinde bu şekilde filizlenmiş arkadaşlar. Bakın, yapraklar bile çıkmaya başlamış. Bunların filizlenmesi tabii ki daha basit olacak. Normal bir patatese göre. Hiç filizlenmemiş bir patates dahi toprağa gömerseniz bu şekilde filizlenecektir. Şöyle arkadaşlar, şu şekilde almanız yeterlidir. Evet, şu şekilde koyuyoruz. Söylemiş olduğum gibi bir patatesi 3'e, 5'e, 10'a bölebilirsiniz arkadaşlar. Yani 2 tane patatesten 3-5 kilo patates üretimi yapılabilir. Bakın, şu anda hiçbir yapraklanma, filizlenme yok. Bunu da bu şekilde koyduğunuz takdirde bu da filizlenip yapraklanacaktır. Ama şu şekilde olanlar tabii ki daha hızlı bir sürede fidan haline gelecektir.
Ben filizlenmemiş olanları aralığa serpiştireceğim. Evet, patateslerinizi bir süre hiç dokunmadan bu şekilde bırakırsanız zaten filizlenmeye başlayacaktır. Kabuklarını dahi toprağa gömmüş olduğum bir yerim var. Biraz sonra sizlere de göstereceğim. Fakat bunun kadar tabii ki hızlı ilerlemiyor. Ama yine de filizlenmeye başladı. Benim patatesler biraz sık oldu tabii ki. Size göstermek amacıyla yaptığım için. Evet, yapmanız gereken bu kadar basit. Patatesleri kestikten sonra toprağa koyuyorsunuz ve üzerini toprakla kapatıyorsunuz. Evet arkadaşlar, bahçede toprağa dikimi bu şekilde yapıyoruz patatesleri. Şimdi de saksıya dikmek için, yani bahçemiz yok ama saksıda yetiştirmek isteyenler için saksıda nasıl yetiştirebiliriz? Onu göstereyim uygulamalı olarak. Evet, ben daha önceden toprağımı hazırladım. Torflu toprak, perlit, gübre, hayvansal gübre. Bu şekilde bahçe toprağı karıştırdım. Toprağımızı üzerine ilave ediyoruz. Patatesleri soyduktan sonra mutfağınızda bu şekilde bir saksı bulundurursanız soymuş olduğunuz yaprakları, kabukları patatesin bu şekilde toprağın üzerine koyabilirsiniz. Daha sonra bir hafta 10 gün sonra tekrar bir patates soydunuz diyelim veya bu şekilde patatesleri bir kat daha koyabilirsiniz arkadaşlar. Katman katman yapabilirsiniz. Evet, saksıya dikimi de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi yarıya kadar toprak doldurup üzerine patatesleri koyabilirsiniz. Tekrar toprak örtüp bir sıra daha patates koyup tekrar toprak örtebilirsiniz. Bunlar zamanla burada filizlenip burada görmüş olduğunuz patatesler gibi yeşillenecektir.
Evet arkadaşlar, dikimi yaptıktan sonra sulama işlemini unutmayalım. Patates suyu sever. Nemli tutarsak çimlenmesi daha hızlı olacaktır. Toprağı kurumaya yakın bu şekilde sulama yapabilirsiniz. Kısa sürede çimlendiğini ve patateslerin oluşmaya başladığını görebilirsiniz. Arkadaşlar patateslerin peki alt tarafta patateslerin oluştuğunu nasıl anlayabiliriz diye sorarsanız, bu görmüş olduğunuz yeşillikler, fidanlar çiçek açmaya başlayacak zamanla biraz daha büyüyecek ve çiçeklenecek. Daha sonra bu yapraklar sararmaya, kurumaya yakın bir hal alacak. Ondan sonra biz anlayabiliriz ki altta patatesler hasat yapılmaya hazır. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle patates dikimini bahçede ve saksıda nasıl yapılır, bununla ilgili bir video çektik. Bakın, bu da saksıda koymuş olduğum. Aynı zamanda koydum, fakat bakın görüyorsunuz bu biraz büyüdü, fakat daha yeni geliyor ve şu kısımda bir tane daha var. O da daha yeni yeni filizleniyor arkadaşlar. Ben ilerleyen zamanlarda bunu saksıya dikmemin amacı, bir hedefim var. Bunu farklı bir şeyle aşılama yapacağım arkadaşlar ve çok farklı bir uygulama olacak. Bunu çok yakın zamanda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İlginç bir uygulama olacak. İnşallah yaparak başarabilirim ve sizlere de bunu göstereceğim arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Hoşça kalın, esen kalın arkadaşlar. Bol çiçekli günler diliyorum. Bir dahaki paylaşımlarda görüşmek üzere.